Bu videoda havaya attığımız bir taşa, bir topa, herhangi bir nesneye ne olduğunu inceleyeceğiz ve buradan da mesafeyi zamanın bir fonksiyonu olarak çizmeye çalışacağız. Önce havaya attığımız taşa dair birkaç şey yazalım. İlk hızımız v i 19,6 metre bölü saniye olsun. 19,6'yı işlemlerde birazcık kolaylık sağlasın diye seçtim. Dünyanın yüzeyindeki ivmeyi zaten biliyoruz. Onu da yazalım dünyanın yüzeyindeki yer çekim kuvveti eşittir nesnemizin kütlesi çarpı küçük g. Yani dünyanın yer çekimi. Kütle çekimi g, 9,8 metre bölü saniye kare. Eğer dünya yüzeyindeki ivmeyi bulmak istiyorsak kuvveti kütleye böleriz. Çünkü kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. İvmeyi bulmak için her iki tarafı da kütleye bölersek de ivme eşittir kuvvet bölü kütle olur. O zaman burada her iki tarafı da kütleye bölelim. Bakalım ne olacak? Sol tarafta ivme kalacak. Sağ tarafta da g. Bütün bu çıkarımı yapmamın sebebi şu, buradaki g'nin evrensel yer çekimi kanunundan geldiğini göstermek. Bu da şu demek, İsterseniz G'yi dünyanın yeryüzündeki çekim alanının kuvveti olarak da görebilirsiniz. Sonra Newton'un ikinci kanunu yani F eşittir M çarpı A'yı kullanarak G'nin ivmeye denk geldiğini görürsünüz. Ve nesne, cisim, her neyse dünyanın merkezine doğru ivmelenir. Yeri gelmişken bir konuyu daha açıklığa kavuşturalım. Genel olarak yer çekimi kütle çekimi kuvvetinden bahsettiğimiz zaman yer çekimi kuvveti eşittir büyük G çarpı İki nesnenin kütle çarpımı m1 çarpı m2 bölü iki nesne arasındaki mesafenin karesi deriz. O yüzden şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki madem ki yer çekim kuvveti yer çekimi kuvveti mesafeye bağlı, ben havaya bir şey attığımda mesafe değişmeyecek mi? Özünde haklısınız değişecek ama bu mesafe cismin dünyanın merkezi ile arasındaki mesafeye kıyasla o kadar o kadar küçük ki dünya yüzeyinde mesafenin değişmediğini küçükkenin sabit kaldığını varsayabiliriz. Şöyle bakın m1'e dünyanın kütlesi, r'ye de dünyanın yarıçapı dersek, buradaki terimlerin tamamı küçük g demektir. Yani evet, haklısınız, yer çekimi birazcık da olsa değişir. Ama buradaki gibi mesela 6 üstü bir taş atmak olunca g'yi sabit kabul edebiliriz. Hesaplayınca da 9,8 metre bölü saniye kare buluruz. Bunların tabi vektörel nicelikler olduğunu unutmayın. Geleneksel olarak eğer bir şey yukarı hareket ediyorsa pozitif, aşağı hareket ediyorsa negatif değer verilir. O yüzden eğer bir nesne serbest düşüş yapıyorsa aşağıya doğru hızlanacağı için buradaki g'miz eksi 9,8 metre bölü saniye kare olacak. O halde elimizde yer çekimi ivmemiz de var. Eksi 9,8 metre bölü saniye kare. Hatırlayın, biz mesafeyi zamanın bir fonksiyonu olarak çizeceğiz. O zaman mesafenin zamana bağlı olduğu bir denklem türetmeliyiz. Aslında mesafe değil de yer değiştirme desek daha doğru. Ve bunu bulmak için de buradaki değerleri kullanabiliriz. Yer değiştirme, ortalama hızla zamandaki değişimin çarpımına eşit. Evet, şimdi elimizde zaman, yer değiştirme ve ortalama hız var ama ilk hız veya ivme türünden bir değişkenimiz yok. Ve sorun da yok çünkü biliyoruz ki ortalama hız demek ilk hız artı son hız bölü 2 demek. Tabii ki bu ivmenin sabit olduğu durumda geçerli, durumlarda geçerli ve biz de zaten az önce dünyanın yüzeyindeyken yer çekimi ivmesini sabit kabul edebileceğimizi görmüştük. Elimizde son hız değeri olmadığı için burası hala istediğimiz gibi değil ama biz onu da ilk hız cinsinden yazabiliriz. Bu arada hala ortalama hız üstüne çalışıyoruz. O zaman bu ifadeyi yeniden yazarsak, ilk hız artı bir şey bölü 2. Peki son hız ne? Son hız ilk hızınız artı ivme çarpı zamandaki değişim. Yani başta 10 metre bölü saniye ile gidiyorsanız ve ivmeniz 1 metre bölü saniye kare ise 1 saniye sonra ilk hızınızdan 1 metre bölü saniye daha hızlı gidiyor olacaksınız. Buradaki kısım sizin son hızınız ve tabii buradaki niceliklerin hepsi vektör. Umarım şimdiye kadar tüm bu değişkenlerin vektör olduğunu zaten farkındaydınız çünkü yön önemli. Evet şimdi bunu nasıl daha basit bir hale getirebiliriz ona bakalım. Bu iki terimi birleştirirsek 2 çarpı ilk hız, ilk hızımız bölü 2 artı geriye kalanlar. ivme çarpı zamandaki değişim bölü 2. Bu son ifade ortalama hızla aynı şey. Bu şekilde yazmamın sebebi şu, elimizde son hız yok ve biz bunu elimizdeki ivmeden bulacağız. Tüm bu ifade baştaki yeşil zamandaki değişimle çarpılacak ve o da bize yer değiştirmeyi verecek. Bu ikiler birbirine götürünce bakalım elimizde ne kalacak. Yer değiştirme eşittir. ilk hız çarpı zamandaki değişim. Bazı fizik kitaplarında bu zaman diye geçer. Çok yanlış değil ama zamandaki değişim daha isabetli bir ifade. Daha doğru bir ifade. Artı 1 bölü 2 çarpı ivme çarpı zamandaki değişimin karesi. Buradaki üçgen değişim demek, delta. Derslerde bunun d eşittir v i çarpı t artı 1 bölü 2 at kare şeklinde yazıldığını görmüş olabilirsiniz, tamamen aynı şey. Tek fark şu, yer değiştirme vektörü s yerine d, delta t yerine de t yazılmıştır. Bu videoda yer değiştirme denkleminin mantığımızla, mantıkla kolayca bulunabildiğini gördünüz. Eğer bir gün lazım olur da hemen türetmek isterseniz, o durumda kalırsanız, olur ya zamanınız yoktur, hemen bulmanız gerekiyordur. 30, 40, 50 yaşında bir mühendis olmuşsunuz, uzaya roket fırlatacaksınız ve hemen elinizin altında bir fizik kitabı yok mesela. Böyle bir durumda kalırsanız şunu hatırlamanız yeterli. Hepsi bildiğimiz yer değiştirme eşittir ortalama hız çarpı zamandaki değişimden çıkıyor. İvmeyi sabit kabul ediyoruz ve gerisini de burada yaptığımız gibi çıkarıyorsunuz. Evet şimdilik bu kadar yeter. Gelecek videoda türettiğimiz bu denklemi zamana bağlı yer değiştirme grafiğini çizmek için kullanacak ve zaman ilerledikçe hız ve ivmeye ne olduğuna bakacağız.